Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir sinema haberiyle karşı karşıyayız. Eğer bu haberimizi beğen yapıp yorumlarsanız bizler de bu içerikleri yayınlamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve sıradaki sinema filmimiz 10 Eylül'de vizyona girecek olan 50 Kelimelik Mektuplar filmi. 50 Kelimelik Mektuplar filminin basın gösterimi gerçekleşti. Bizler de Diren Sanat kameralarıyla bu filmin basın gösterimine katıldık. Yönetmenliğini Emin Kalilzade'nin yaptığı, oyuncularından Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, Derya Alabora ve İlhan Şeşen'in katıldığı filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleşti. Şimdi o basın gösteriminden kareler izliyorsunuz. Ya film içerisinde, bu film özelinde konuşursak hani çok da mutlu olmadığım sahne yok diyebilirim. Ama hani en etkilendiğim sahne en son Tevfikelerin hastanedeki eşiyle olan sahnesi. Yani ondan ben çok etkileniyorum. Kameranın dışarı çıkıp çocukları görmesi, işte güneşin çökmesi, daha sonra Ulvia'nın dışarı çıkması. Biz 12 Eylül darbesiyle ilgili çok fazla film izledik. Ama 60 ihtilali belki de devrim olarak görüldüğünden çok sinemaya yansımamıştı bugüne kadar. Şunu merak ediyorum. Daha önce hiç dokunulmamış bir konu, 60 ihtilali anlatmak. Nereden bakacağınız konusunda endişeleriniz oldu mu? Kaygılarımız şuydu, yani olayın kendisi, film başlamadan önce de söylediğim gibi, kendisi de zaten çok trajik. Hani bir tarafa çekiştirmeye çok fazla ihtiyaç yok. Mesaj, hani zaten konuşmalar, mektuplar, gerçeklikler, gereken her şeyi anlatıyor. Ve bu nedenle çok ekstra bir çabaya girmemeye çalıştı. İki taraftan da bu çabaya girmemeye çalıştı. Çünkü o zaman iş başka bir yöne gidiyor, politize oluyor vesaire. Ortada Türkiye darbelerinin pusulası var. Yani bu darbe akabinde birçok darbeyi tetikledi. Ama biz bu siyasal boyutundan öte insanları biraz daha duyguyla insani boyutuna çekmeye çalıştık. Siyasi propaganda filmlerine karşı olan bir yönetmenim ve insanım. Bir hikaye anlatıyorsak insan tarafından ele alınmasını tercih ederim. Eğer hani bir siyasi gerçeklik varsa, hani bir film olmaz, hani onu birebir anlattığınız zaman o bir belgesel olur. Zaten dolayısıyla bir film yapmaya gerek yok. Bizim derdimiz orada yaşanan acının ne kadar gerçek olduğu. Yani bunu seyirciye hissettirmek ki bundan bir ders çıkarılsın, bundan bir duygu çıkarılsın. İlker Bey'e soracağım sorumu. İkinci kez elinize filmde önemli bir haber gelmişti. Ama orada habercilik yapmayıp biraz aşkı seçtiniz. Gerçek hayatta böyle bir şey elinize gelseydi neyi seçerdiniz, bunu merak ediyorum. Ne yapardınız? Ben aşkı seçerdim. Evet. Direkt ben aşkı seçerdim. Yine aynı şey yapardım. Net bir cevap oldu. Teşekkür ederim. 50 Kelimelik Mektuplar filmi 1950 yıllarda Demokrat Parti'den Samsun milletvekili olan, sonrasında Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan, aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı da yapmış olan Tevfik İleri'nin hayatını konu ediniyor. Bununla birlikte 27 Mayıs darbesini de gözler önüne sermiş oluyor. Yönetmenin deyimiyle de insan hikayelerini olabildiğince özgün bir biçimde ortaya koyduk deniliyor. 27 Mayıs 1960 darbesinde tutuklanmış, hakkında idam cezası istenmiş, daha sonrasında da ömür boyu hapse mahkum edilen Tevfik İleri'nin hayatı, ailesi ve yargılanma süreci beyaz perdeye aktarılıyor. Filmde Gizem Karaca, Tevfik İleri'yi savunan idealist bir avukatı oynuyor. İlker Kızmaz ise Cunta'yı kızdıracak haberler yapan iddialı bir gazeteci rolünde. Eğer bir dönem filmini izlemek istiyorsanız 10 Eylül'de vizyona girecek olan 50 Kelimelik Mektuplar filmini izleyebilirsiniz. Peki basın gösterimde neler konuşuldu? Size bunlardan biraz anekdotlar vermek istiyorum. Özellikle filmin yapımcısı İbrahim Elma gazetecilerin sorusunu cevaplandırırken şunları söyledi. Olabildiğince tarafsız olmaya, olayları tarafsız bir şekilde vermeye çalıştık. Hiçbir tarafta olmadık. İnsani tarafından baktık dedi. Filmin yönetmeni Emir Kalilzade ise siyasi propaganda filmlerine karşı olduğunu, olabildiğince insan tarafının ele alınmasını tercih ettiğini belirtti.
kimsenin kişilik ve özlük hakkına zarar vermeden hikayeyi kurguladık. Sözsel ve yazılı belgelerde dikkate aldık. Böylece de kurmaca karakterlerle özdeşim kurmaya çalıştık dedi. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, sinema haberlerimiz bu kadar. Eğer kanalımıza abone olup beğen yaparsanız sizlere bir sonraki çekimlerimizde sinema haberlerini yoğunluklu bir şekilde getirmeye devam edeceğiz. Filmi tabii ki beğenip beğenmemek size kalmış bir şey ama bir dönem filmini izlemek istiyorsanız 10 Eylül'de vizyona girecek olan 50 kelimelik mektuplar filmini izlersiniz ve o döneme de bir nebze de olsa bir nevi tanıklık etmiş olursunuz. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, olabildiğince sinema haberlerini de hızlı ve canlı bir şekilde size ulaştırmaya çalıştık. Dilerim videomuzu beğenir, abone olursunuz ve biz de bu içerikleri size hazırlamaya devam ederiz. Hayata sanatla direnin, Diren Sanat'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.